Bir insanın karşısına ne kadar büyük bir zorluk ve sıkıntı çıkarsa çıksın, bu durum kesinlikle geçicidir. Örneğin, bir kişi yapmadığı bir şeyle suçlanıp haksızlığa uğrayabilir. Ama gerçeğin ortaya çıkacağı bir zaman mutlaka gelecektir. Haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyeti dünyada son bulmasa bile, hesap günü onu haksızlığa uğratan kişiler mutlaka yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Aynı şekilde haksızlığa uğrayan kişi de bu duruma sabrettiği için hesap günü güzel bir karşılık umabilecektir. Allah Kur'an'da Müslümanlar için her zorluğun yanında bir de kolaylık yaratılacağını haber vermiştir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. İman eden insan Allah'ın sonsuz adaletine güvenir, zorluğun ardından gelecek kolaylığı bekler ve içinde bulunduğu durumdan dolayı ümitsizliğe kapılmaz. Yaşadığı zorlukların gerek dünyada, gerekse ahirette karşısına bir güzellik olarak çıkacağını unutmaz. Olayların nasıl gelişeceği konusunda da herhangi bir müdahale, engelleme ya da durdurma imkanı olmadığının bilincindedir. Karşılaştığı zorluklar, müminin kendisini eğitmesine, imani konularda derinleşmesine, ahlakını güzelleştirmesine ve cennetteki derecesini arttırmasına birer vesiledir. Şunu da unutmamak gerekir. Bu yalnızca Allah'a samimi olarak iman eden ve kadere teslim olanların yaşayabilecekleri bir ruh halidir. Dinden uzak yaşayan insanlarsa, karşılaştıkları olaylarda kadere olan teslimiyetsizlikleri sebebiyle ümitsizliğe, korkuya, heyecana kapılır ve bir türlü çıkış yolu bulamayacaklarını düşünürler. Ahirete yönelik bir ümitleri ve beklentileri de olmadığı için her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir ruh hali içinde yaşarlar. Bu insanların durumu bir ayette şöyle haber verilmiştir. Allah, kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir. Ayette söz edilen bu sıkıntılı hal, söz konusu insanların Allah'ın yarattığı kadere teslim olmamalarından kaynaklanan, kendi kendilerine yarattıkları bir zulümdür. Sonsuz akıl ve kudret sahibi olan Allah'ın, insanın kaderini yönlendiriyor olması, her şeyin hakimi olması, iman eden bir insan için çok büyük bir nimettir. Ancak imanı zayıf olan veya iman etmeyen insanlar, bu nimetin kıymetini bilmezler. Bu yüzden kadere teslimiyet gösteremez ve yaşamları boyunca her an sıkıntılara maruz kalırlar. Aslında bu durum, tevekkülsüzlüğün manevi bir cezası olarak dünyada verilen karşılıklardandır. Bir ayette şöyle bildirilir. Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar.